Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere çok sorduğunuz sorulardan birine kısa bir yanıt vermek istiyorum. Çünkü ileride daha içerikli bir video hazırlamayı planlıyoruz. Köpeğime hangi ödülü kullanmalıyım? Hangi ödüller köpeğim için doğru ödül olacaktır diye. Şimdi en başta tabii ki köpeğinizle aranızdaki iletişim içerisinde ödül motivasyonu oldukça önemli bir şey. Yani köpeğinizle kurduğunuz diyalogda, ilişkide ödüllendirme sistemlerini kullanmak köpekle hem ilişkinizi kuvvetlendirmek hedefli hem de yeni öğretilerde pekiştireç olması açısından oldukça önemli bir manipülasyon. Dolayısıyla da ödül tabii ki olmazsa olmaz, mutlaka kullanacağız. Özellikle de yeni öğretilerin imprint edilmesinde, köpeğin kafasına çivilenmesinde stabil algı yarattığı için yiyecek ödüllerin kullanılması oyuncak ödüllerden öncelikli olarak çok daha mantıklı oluyor. O yüzden bir takım yiyecekleri lezzetli olan şeyleri köpeğimiz için kullanmamız gerekiyor. Ama tabii ki çok kafaları karıştıran şeylerden biri hangi ödüller köpeğim için sağlıklı ya da doğru şeklindeki sorular. Şimdi en başta eğer köpeğinizi kuru mamayla besliyorsanız benim tavsiyem küçüklükten itibaren, daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi, köpeğinizi çok fazla lezzetli şeylere ya da köpeğinizi mızmızlığa itecek şekilde işte lezzetli şeylerle organizasyonlar yapıp işte onu yemem bunu yemem haline getirmemek hedefli olarak, ödül olarak eğer mümkünse ve kuru mamayla besliyorsanız kuru mamayla ödüllendirmeye devam etmenizi tavsiye ederim. Yani kendi besinin dışında bir şeyi organize etmemeniz. Çünkü bir yandan işin ekonomik kısmını da düşünmek gerekiyor. Bugün küçük paketteki ödüller bile, hani markalarının ne olduğu çok önemli değil. Kendi içerisinde skalada çok farklı rakamlarla karşılaşabiliyoruz. Tabii ki oldukça fiyatları pahalı ve köpeğinizi özellikle yeni bir öğreti kurgularken çok fazla ödül kullanmanız gerekebiliyor. Bu da ekonomik olmayabiliyor. Ve tabii ki diğer bir sıkıntı şu, kullanacağınız ödüller, özellikle poşetli ürünler veyahut da ödül mantığıyla hazırlanmış olan ürünlerde köpek için çekici olabilmesi açısından çok fazla yağ ve çok fazla protein içeriyorlar. Bu tip ödüllerin aşırı miktarda kullanılması sindirim sistemini bozabiliyor köpekte. Yani köpeğin çok fazla ishal olmasına, işte kusmaya falan sebebiyet verebiliyor miktar yüksek kullandığınızda. Ya da köpeğin gereksiz şekilde kilo almasına ve dediğim gibi bir takım sindirim bozukluklarına sebebiyet verebiliyor. Bu sebeplerden ötürü bir kere miktarı çok fazla kullanamıyorsunuz. Ama bir yandan da fiyatları çok yüksek ve işte özellikle protein ve yağ oranları da yüksek olduğu için bu tip riskler de taşıyor. En doğrusu eğer kuru mamayla beslenen bir köpekse kendi mamasından kullanmak ya da farklı bir marka daha cazip gelebilir. İşte küçük bir poşeti sadece ödüllendirme hedefli olarak satın alabilir ve kullanabilirsiniz. Ama benim tabii ki genel kapsamda önerim her zaman şu olur. Köpeğin ödüllendirilmesinde tabii ki lezzetli ürünlerin kullanılması, lezzetli şeylerin kullanılması köpek için de daha yüksek bir motivasyon oluşturması açısından önemli. Ama burada ben paketli ürünlerden, özellikle de içerisinde koruyucu maddeler, raf ömürlerinin uzaması hedefli olarak koruyucu maddelerin kullanıldığı paketli ürünlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Benim çok tasvip etmediğim ve kullanmaktan da imtina ettiğim ürünlerdir. Kendi köpeklerinizde özellikle lezzetli olan kurutulmuş ürünleri kullanabilirsiniz. Herhangi bir prezervatif madde, işte herhangi bir koruyucu, raf ömrünü uzatmak hedefli olarak kullanılmayan, kullanılmamış olan ürünlerden ya da en güzel yöntemlerden bir tanesi, kendiniz evde ödüllerinizi kurgulayabilirsiniz. Nasıl kurgulayabilirsiniz? Örneğin ucuz olması açısından tavuk eti kullanabilirsiniz. Fileto şeklinde bir tavuk parçasını alıp makasla ince ince şeritler şeklinde kesip ondan sonra fırında kurutabilirsiniz. Aynı şekilde sakatatları bu şekilde kurutabilirsiniz. Aynı şekilde küçük gümüş balıkları, gümüş balıklarını kurutup keserek köpeğinizde ödül olarak kullanabilirsiniz. Bunların hepsi doğal ürünler. Kendiniz evde hazırlayacaksınız. Taze olacak. Geri kalanlarını işte fazla hazırladıysanız bir kısmını deep freeze'de saklayabilirsiniz ve kullanacağınız kadar olan miktarı deep freeze'den çıkartıp günlük olarak köpeğinizin kullanımına sunabilirsiniz. Yani bu da uygulayabileceğiniz şeyler arasında en güzel olanı. Yani mümkün olduğunca doğal ürünleri, tabii ki kuru mamadan da daha
öncelikle tavsiye edeceğim bir şey ödül olarak evde hazırlayacağınız, kendiniz hazırlayacağınız ödülleri. Bu sebeple genel kapsamda tekrarlamak istiyorum. Paketli ve içerisinde koruyucu kullanılan raf ömrünü uzatmak hedefli olarak prezervatif maddeleri içeren ürünlerden mümkün olduğunca uzak durun. Aynı zamanda çok yüksek protein ve yağ içerdikleri için lezzet, bir de tabii ki içerisinde aroma katılıyor bunların. Aromatik hale getiriliyor. Bu aromaların çoğu da kimyasal likitler kullanılıyor köpek içinde. Bunlar da biliyorsunuz kimyasal. Tıpkı kendimiz için işte bazı cipsler, işte şekerlemeler korkunç lezzetli ama sağlık açısından nasıl doğru ürünler değilse köpekler için de bu tip ürünler var. O yüzden mümkün olduğunca onlardan uzak durup kendi ödüllerinizi kendinizin evde hazırlamanız. Dediğim gibi tavuk eti, hindi eti, dana eti, kuzu eti, sakatat, balık, gümüş balığı veyahut da hamsi küçük küçük keserek, yani kılçıksız balıklar kuruttuktan sonra fırında, ki artık herkesin evinde bir fırını var. Kurutma işlemini çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kurutulmuş olarak kendi ödüllerinizi kendiniz hazırlayabilir ve köpeğiniz için yüksek motivasyon oluşturacak lezzetli bu ürünleri en azından kafanız rahat olarak, içiniz rahat olarak köpeğinizde, dostunuzda kullanabilirsiniz.